Sesim şu anda alınıyor mu? Şu anda ekranda Süper Lig puan tablomuz var. Beşiktaş Galatasaray'ı mağlup etti. Lider durumda şu anda. Fenerbahçe 2. Gaziantep 3. Galatasaray 4. sırada kaldı. Hatayspor 5. ve küme düşme hattında Kayserispor, Erzurum, Ankaragücü ve Denizlispor var. Trabzonspor ve Başakşehir de aşağıda kalmış durumda. Alabiliriz şu anda ekrandan. Şu anda maçlar oynanmaya devam ediyor ama Beşiktaş şu anda dediğim gibi liderliğini sürdürüyor. Fenerbahçe arkasından 2., Gaziantepspor 3., Galatasaray 4. ve Hatayspor 5. abi bu şekilde sonuçlandı. Antalya Trabzonspor maçı oynandı ilk önce. Antalya 1-0 öne geçti. 10 kişi kaldı, uzun süre direndi. Bir puana razı oldu yine de son dakika yediği golle. Bu maç hakkında aslında konuşulacak pek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ortada bir maçtı. Ben haftanın önemli maçı Beşiktaş Galatasaray derbisini öncelikle konuşmak istiyorum biraz. Müsaadenle birkaç Tabii ki. söz etmek istiyorum. Yani şimdi baktığımız zaman Beşiktaş iyi bir takım. Ben burada çok haftalarca da övdüm. Geçen hafta bir laf ettim. Öncelikle Beşiktaşlardan burada özür diliyorum. Beşiktaş top oynamıyor demiştim ama oynuyormuş. Bir Galatasaraylı olarak bunu görmüş oldum. Ama yine de hani Galatasaray 10 kişi kalmasa ne olurdu? Durum ne olurdu? O da şüpheli. Hani Beşiktaş'ı sert maçları kazandığını gördük. Şampiyonluk hedefine devam ediyor. Galatasaray'da sıkıntılar, çalkantılar sürüyor. Yani göreceğiz tabii, lig uzun bir maraton. Sen nasıl düşünüyorsun abi bu maç hakkında? Sence nasıl bir maç Maç oldu? hakkında maçtan önce tahminim bir Galatasaraylı olarak Beşiktaş'ın alacak Evet. ümidiydi. Yani alacak diye düşünüyordum. Öyle de oldu. Çünkü Galatasaray'ın kadro yapısı sıkıntılı. Evet. Yani 11 kişi 12 kişiyi zor bela oyuna sokabiliyor. Ama Beşiktaş'ın yedek kadrosu bile Galatasaray'ın karşısına ilk Evet. 11 olarak çıkabilecek Evet. kalitede. O yüzden sıkıntıydı. Artı bir kırmızı kartlık olayı var. Yani Cagney'in O yapmaması gereken. yapmaması gereken bir hareket yaptı. Kesinlikle kırmızı Evet. karttı. Oyundan atıldı. Yani hak ettiği bir maçı aldı. Evet. Beklendik bir sonuçtu aslında Ben de öyle ama bekliyordum. yani bir ümitti Yani Galatasaraylılar için ama derbiler olmadı. Aynen sonuçta. öyle. Olmadı. Ya abi çok güzel bir konuya değindin. 12. oyuncusu yok. Şimdi ben Yok. izliyorum, Galatasaray'ın sağ beki sakatlanıyor. Ömer Bayram oyunda. Feghouli sakatlanıyor. Ömer Bayram Bayram oyunda. oyunda. Belhanda sakatlanıyor. Ömer Bayram. Sol bekte Saracchi yok. Emre Taşdemir yok. Ömer Bayram. Ya koskoca camia 350 bin euroya Akhisar'dan aldığı adama ümit bağladı, bel bağladı. Şimdi şöyle Ekstra düşün. adam yok. Şöyle kalecisi sakatlansa Donk'u kaleye koyacak. Aynen öyle. Donk Yani forvet forvet oynuyor ya. yedekten gelen Donk her mevkide oynayabiliyor. Aynen Öyle öyle. düşün. Ya. Yani bu iyi bir yönden iyi bir şey aslında ama Evet. bu tek kötü olayı yönetimin başarısızlığı. Yani bu konudaki Evet. başarısızlığı. Hala transfer yapamaması, Bir de çıkmış konuştu ben. konuşması, hani bu konuda yorum yapması. Aslında hani Fatih Terim'in liderliğinde bu kadar iyi. Hani Evet. bu kadar iyi. Başka bir teknik adam olmuş olsa buradan 20 kere, 30 kere giderdi Evet. yani. Belki 2 haftada, 3 haftada bir teknik patron değişirdi Evet. bu takımda. Çünkü kadro kalitesi çok düşük. Hani geçen seneden oynayan, bizim geçen sene kovmak istediğimiz Belhanda bugün geliyor. Bir maç alıyor Evet. mesela. Takımın en iyi Feghouli, oyuncusu oluyor. yani Feghouli oynamıyor. Bir geliyor, bir maç alıyor. Hani geçen sene ümitler bağladığımız Emre Vakbaba bu sene hiç oynayamıyor. Abi en beğenmediğim futbolcuya ben Bu gerçekten sene artık bıktım. Bu evet. kadar da olmaz. Şanssızlık ama onunkisi de. Şimdi ne dersen de. De yani İki o da sakatlık evet. geçirdi. Onun üstüne bu kadar da iyi olması aslında hiç futbol oynaması Evet o da var. beklemiyorduk ama oynayabiliyor neticede. Ya bir de şey ama yeni sözleşme imzalanacakmış. Ben öyle duydum. Yani gerek var mı şimdi? Belhan da var elinden çıkacak. Emre Akbaba var. İkisine de yeni sözleşme konuşuluyor. Marko hakkında bir şey yok mesela. Senin en değerli Söylenilmiyor. oyuncun ya. Luyendam Markao ikilisinin Bunlara nasıl yapmazsın yani? İkisine birden bir durum yok. Ben Galatasaray'ın şu anki halini pek iç açıcı görmüyorum ama sonuçta büyük bir camiadır. Başında Fatih Terim vardır illaki. yani şimdi Mustafa Toparlanacaktır. Cengiz bir ay, 1,5 ay öncesine yönetim yani kongre kararı almıştı. Evet. Sonra sağlık nedeniyle ertelenmişti. Şimdi şöyle söyleyeyim. Adam sıfır risk. Hayatında Evet. sıfır risk seven bir insan.
bu adam maddi anlamda bir borca sokmak istemiyor kulübü. Evet. Geldiğinde de söyledi, ortada da söyledi, sonunda da söylüyor yani. Bundan bu insan zaten kongre olduğunda bırakacağını da neticelendirdi. Bu insandan transfer beklenemez. Evet. Yüksek miktarda meblağlarda transfer beklenemez. Elindeki değerli futbolcuları satar, onun yerine işte alabileceğini alır. Hani isim veremeyiz yani, alabileceğini alır. Ya Eto'yu sen nereden buldun getirdin ya? Benim aklım almıyor. Ben Galatasaray abi sinirleniyorum. Ben Galatasaray maçını konusunu kapatacağım. Fenerbahçe Ankara Gücü maçı. Fenerbahçe yine iyi oynadı. Sonradan oyuna giren birkaç da genç oldu. 3-0'ı buldu. Sonra bir tane gol yedi ama aslında bakacak olursak rahat bir galibiyet aldı. Fenerbahçe gümbür gümbür gidiyor diyebiliriz uzun süre sonra. Sen izledin mi abi maçı? İzlemedim. Yoksa? Ben şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum o maçla ilgili. Daha doğrusu Fenerbahçe ile ilgili. Fenerbahçe gerçekten şu anda iyi oynayan bir takım ama Fenerbahçe geçen sene de iyi oynuyordu. Fenerbahçe'nin problemi camia olarak çok çabuk çözülmesi. O da nasıl oluyor? Yani Galatasaray iki maç kaybeder. Hemen kopar mı potadan, şampiyonluktan? Kopmaz. Asla. Ama Fenerbahçe taraftarının artık sabrı kalmadı. 7-8 sene olduğu için yani iki mağlubiyette dağılabilecek bir durumdalar. Bu da onları kötü etkiliyor. Eğer camia ayakta tutulabilirse hani inanmışlık devam ederse yine ben en büyük favorilerden biri olarak görüyorum. Şimdi şu an Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi. İki hafta kaybeden Fener dağılıyorsa 3 hafta üst üste yenen Fenerbahçe taraftarının birliğini de hiç kimse sağlayamaz. Evet aynen öyle. Şimdi Galatasaray taraftarı hep aynı gider. Stati hep takıma destektir onlarda. Beşiktaş yense de yenilse de ama Fenerbahçe'nin o potaya girdikten sonraki birlik beraberliğini bence hiç kimse sağlayamaz. Aynen öyle abi. Bir de şimdi çok büyük önemli bir transfer var. Ya onun perde arkasında çok şey konuşuluyor. Yok Alman hissediyorum şunlar bunlar. Ben onlara girmeyeceğim. Sonuçta hani Rus bir futbolcu da geliyor. Hollandalı bir futbolcu da geliyor. Bunu böyle tartışmamak lazım. Tabii ki de. Almandır veya Türktür. Mesut Özil Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Benim gerçekten çok beğendiğim bir futbolcu. Çok yetenekli bir futbolcu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Yani uzun süredir futbol oynamıyor. Oynamaya çalıştığı dönemler de oldu. Pek başarılı olamadı. Olamadı. Şimdi iyi bir Mesut Özil. İyi de değil, standart. Normal bir Mesut Özil 20 maça çıksa 15 gole direkt katkı yapar. Ne bileyim 10 asist, 5 gol bir şekilde yapar. Türkiye Ligi uygun mu? Temposu çok düşük bir lig. Uygun. Mesut Özil mali şartlar falan filan konuşulmaması gerekiyor. Şimdi bu tip futbolcular sana bir değer katar. Yani bir vizyon getirir. Evet. Sen de karşındakinden ne beklersin? Yani değer beklersin. Bu değeri Fenerbahçe Mesut Özil arasında bir aşk olarak anlatabilir miyiz? Anlatırız ama her aşkın sonu mutlu biter mi? O apayrı kesinlikle bir konu. Onu değerlendirmek lazım, görmek lazım. Umarım da Fenerbahçe Mesut Özil aşkı mutlu bir sonla biter. Yani mutlu Mesut olurlar. İnşallah. Bakacağız, göreceğiz. Dediğimiz gibi çok değer katacaktır, vizyon katacaktır. Kaç? 22 milyon takipçisi var sonuçta. Evet. Yani Falcao geldi, hiç katkı vermedi ama bir reklamdır en basitinden. Ben bu transferi böyle değerlendiriyorum. Tekrardan hayırlı olsun Fenerbahçe camiasına diyorum abi. Birazdan eskiden Ünyespor'da da oynamış Eray Şekerci var. Onun telefon bağlantısını alacağız. Hazırlarsanız sevinirim arkadaşlar. Onu da alacağız bağlantıya. Bildiğimiz gibi abi amatörlükler hakkında önemli gelişmeler yaşandı. Oldu. Ünye 1957 sporunda bulunduğu lig. Oraya geçeceğiz tabii ama ondan önce Eray Şekerci bizzat sürecin içindeydi. Ben onunla bir görüşme yapmak istiyorum. Fikirlerini almak istiyorum. Neler yaşandı. Bu süreci değerlendirmek istiyorum. Şu anda sanırım arkadaşlarım ayarlıyorlar. Yani aslında güzel bir adım oldu şimdi. Cumhurbaşkanına kadar gittiler. Ondan sonra Spor Bakanlığı'yla bir görüşme oldu. Ardından pat bir kitapçık açıklandı. Bir adım atıldı yani. Bunun olması mı gerekiyordu illa? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben bu konu hakkında. Sonuçta bu insanlar pandemi döneminde 10 ay oldu ya da tam bir sene olacak. Bir senedir futbol oynamıyor. Evet. Bir senedir belki Futbol Federasyonu'nun önünde, Amatör Kulüpler Birliği'nin önünde binlerce insan geldi. Yani Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir hafta önce yani 3 gün öncesine kadar bu olayla hiçbir ilgisi yoktu. Yani hiçbir bir insan işte
binlerce insanımız bu yüzden mağdur, işte futbol oynayamıyor, evine ekmek götüremiyor ya da sanatlarını icra edemiyorlar demedi de. Yani 3 gün önce, 4 gün önce işte Eray abinin de içinde bulunduğu evet. bir topluluk tarafından bu olay cereyan etti. Yani yaklaşık 1,5 ay oldu, 1-1,5 ay oldu. Kulüplerden 20'şer milyard para toplandı. Evet. Yani kaç tane kulüp var, kaç grup var? Yani bu parayı topluyorsunuz, neticesinde hiçbir şey söylemiyorsunuz. Evet. Yani devletin her organı ile ilgilenen Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yapıyorsunuz. Aynen öyle. Yani oraya kadar çıkana kadar kaç tane adam var abi bu ya işle ilgilenebilecek? O zaman şimdi Futbol Federasyonu hiçbir şey yapmasın. Yani Spor Bakanı çalışmasına gerek yok. Zaten Recep Tayyip Erdoğan hallediyor o zaman bu işi. Evet. Onu... Abi lafını böleceğim ama sanırım bağlantımız hazır şu anda. Eray Şekerci hattımızda. Abi. Alo. Alo. Eray abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim. Kaptan nasılsın? İyisin inşallah. Çok teşekkür ederim. Kaptan benim sana birkaç tane sorum olacak müsaadenle. Teşekkür ediyorum bizlere katıldığın için. Şu anda ses alamıyorum. Evet. Şimdi geldi sesiniz. Evet. Benim sesimi alabiliyor musunuz? Evet. Evet. Ben ilk önce bir süreci öğrenmek istiyorum. Cumhurbaşkanı'na kadar gittiniz, ardından Spor Bakanlığı ile bir görüşme oldu. Bize bu süreçten bahsedebilir misin rica etsem? Vallahi öncelikle değerli yayınınıza hem Ünyespor taraftar liderine hem de sizlere öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sağlık. Konuşmaları da bir yandan takip etmeye çalışıyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yani ne kadar müteşekkir olduğumuzu, ne kadar şükranlarımızı dile getirsek azdır. Çünkü şu anda kıvılcımı yakıp bu yangının meşalesini yaktığı için tekrar hem şahsım olarak hem de Türkiye'deki amatör futbolcu kardeşlerim adına sonsuz teşekkürlerimizi ve borç biliriz. Evet. Akabinde zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, bakın burayı lütfen tekrarlamak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla aynı günün bir saat içerisinde Spor Bakanımız Genel Müdürlüğü'nden bize yapılan telefon görüşmesinden sonra bize aynı günün ertesi gününe randevu verildi. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla yapılan konuşma o kadar samimi oldu ki bizi dinleme sabrını gösterdiği için o kadar yoğun olmasına rağmen dünyayla uğraşırken bile yine kendi öz evlatlarına bakın yine kendi öz evlatlarına sırt çevirmemiş bir Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum. 16 yıl amatör futbol oynadığından ve aynı zamanda da bizlerin yaşamış olduğu 10 aylık sıkıntıya duyarsız kalmadan talimat veriyor. Evet. Açılışa katılıyor. Akabinde yakın korumasıyla beraber bizler dışarıdayken bir teşekkürü bana tekrar hani sevgimizi sunmak için beklerken çocuklar üşümesin, hava soğuk beklemesin. Gereken görüşmeleri yaptım. Yaptığım görüşmenin de peşindeyim. Çocuklara söyle takipçisi olacağım dedi. Gözlerinden öptüğünü söyledi dedi. Çocuklar beklemesin, üşümesin, gitsinler demiş. Akabinde de zaten efendim, Sayın Spor Bakanımız başta olmak üzere değerli genel müdürümüz Sayın Mehmet Baykan. O kadar güzel ve samimi bir toplantı geçti ki aramızda da. Eksik de olsa bize çok teşekkür ediyoruz. Yine kitapçık vermiş oldukları sözleri yerine getirdiler. Sayın değerli bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu bizi makamında ağırladı. Kahvemizi içtik. Çok güzel bir aile ortamında. Tatlımızı yedirdiler. Meyve tabaklarını. Allah razı olsun. Çok büyük misafirperverlik de yaptılar. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. Normalde bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza gitmeden de bunları yapabileceğimizi düşünüyordum. Ama reisimiz böyle takdir etti. Akabinde de çok güzel bir görüşme oldu. Sonra akabinde tekrar Sayın Mehmet Baykan'la beraber yaklaşık Sayın Bakanımızın da zaten çok fazla müsait olup olmadığını, değerli vaktini almamak için zaten derdimizi anlattık, yaşanan süreci anlattık. Sonra tekrar Sayın Genel Müdürümüzle yaklaşık 1,5 saatte onunla işaret toplantımızı gerçekleştirdik. Evet. Tüm konu detaylarını yaklaşık Mart ayında dünyanın sorunu olan pandemi ile ilgili yüzleştiğimizde Mart ayında liglerimizin bittiğinde Mart ayından ocağına kadar yaşanan süreci yine tek anlattık. Yine saygı ve sevgi çerçevesi İstanbul İstinye'de başlamış olan akabinde Ankara'da
Tekrar akabinde İstanbul Riva'da sirayet eder. Ve yine İstanbul'da devam eden Küçükköy'de değerli bakanımızla yaptığımız görüşmeler. Ve akabinde Allah ondan bin kere razı olsun. Hem şahsım hem de Türkiye amatör futbolcular adına söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın olaya el atışıyla beraber bir furya, bir çığ, o kar yumağı çok büyük bir şekilde gümbür gümbür sahalara dönmek üzere geldiğimizin habercisi oldu. Kendim Çubuk Spor'dayım. Değerli kaptanım Barış'la beraber, Olga Karay'la beraber. Burada da 21 gündür antrenman yapıyoruz. Allah'a şükürler olsun ki şu anda yine değerli başkanımız Sayın Çubuk Spor Kulüp Başkanı Emre Aslantaş. Aynı zamanda kendisi de siyasi olarak, aynı zamanda kendisi de encümen, aynı zamanda bir iş adamı. 21 gündür sağladığı imkanlarla beraber gündür gündür antrenmanımızı yapıyoruz. Ve bir an önce lige hazırız, sadece tarih bekliyoruz. Tabii ki tüm takımlar gibi. Bunların örneğini de vereyim efendim. Çok da teşekkür ederim sabırla beni dinlediğiniz için. Estağfurullah, lütfen. Başta zevkle dinliyoruz abi. Bünyespor camia, zaten orada da top oynadım. Çok büyük bir camia. Evet abici. Sosyallik de Allah bize nasip etti. Bünyespor. Bunun yanında baktığınız zaman Kayseri'de iki tane derbi olacak. Kayseri Emar Grup FK ve Talas Gücü. Akabinde Bornova FK. Tüm paralarını ödemiş şekilde gümbür gümbür hazır. Akabinde bakıyorsunuz yine Ordu Spor. Yine Ünyespor'la çok çekişmeli, çok bence bu sene en güzel derbilerden bir tanesi olacak Ordu Ünye derbisi. Ayvalık Gücü keza öyle. Bunun yanına bakıyorsunuz daha ismini söyleyemediğimiz çok takım var. Ama Allah'ın izniyle biz eksik diyoruz. Çünkü tamamlanacaktır bu. Tarihimiz geldiği gün biz o günü milat yapacağız. Ölümsüzleştireceğiz. Çünkü jenerasyon kaybımız olmayacak. Çünkü ailesini geçindirenler tekrar umuduyla dört elle mesleğine saygı çerçevesinde, beklentisi olan büyüklerine, başkanlarına, yöneticilerine, hocalarına, emekçilerine ve olmazsa olmaz taraftarlarına, herkes vefa borcunu yapacağı mücadeleyle, sergileyeceği en iyi karakterli olarak futbolcu kimlikleriyle, onun sonunda gönül ister ki bütün takımlar şampiyon olsun. Ama saygı hak edilerek kazanır. Onu da sahada gösterecek herkes. Mücadelesiyle gösterecek, duruşuyla gösterecek. Yolun sonunda inşallah herkes gönlünün ekmeğini yiyecek. İnşallah abi. Umarım daha net bir cevap alacağız. Zaten yaklaştığını düşünüyorum ben yavaş yavaş bu tarihinde. Ben sana abi şeyi sormak istiyorum. Bu kitapçık açıklandı bildiğimiz gibi ayın 15'inde. Bu kitapçık, evet, açıklandıktan sonra siz sonuçta uzun süredir bir bekleyiş içerisindesiniz ve kitapçığın açıklanması bile size bence iyi hissettirmiş olabilir diye düşünüyorum. Siz nasıl hissettiniz? Sonuçta somut bir bilgi geldi elinize. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Sesle ilgili bir problem mi var şu anda? Kaptanın... Valla evet, şimdi bir yandan da sesiniz geç geliyor yayından da izlediğim için. Ha evet. Soruyu şimdi net şekilde anladım. Valla kitapçıkla birlikte biz sözcüler olarak, yani takımdan, yaşımızdan dolayı, yoksa kendini o kadar öyle böyle hem de şekilde ifade edecek çok içimizde kardeşlerimiz de vardı. Ama yaşımızdan dolayı bizleri abiler olarak bizleri temsil ettiler. Ama samimiyetimle söylüyorum, bu kitapçık çıktıktan sonra omzumuzda binlerce kişinin ailesi ve sevdikleriyle ve camiaların yüküyle beraber üstümüzden bir yük indi. Kuş gibiyim şu anda. Huzurluyum, mutluyum. Daha çok şu anda her şeyden daha çok istiyorum. O sahada o tarihi verildikten sonra o mücadele içinde olmayı. Yarışmacı, çünkü yarışmacıyız hepimiz. Evet. Türk futbolu ciddi anlamda Sayın Bakanımızın söylediği gibi Türk futbolu, özellikle amatör ligler, bu ülkenin lokomotifidir. Ligler olmadan profesyonel liglerin anlamı da yok, kıymeti de yok. Çünkü buralardan geliyor oyuncular. Allah nasip ederse bu yükün de altından kalktık. İnşallah değerli büyüklerimiz en kısa zamanda da tarihi söylerse inanılmaz şekilde müteşekkir olacağız, mutlu olacağız. Evet abi, yakında zaten başlayacak gibi görünüyor. Böldüm sözünü abi, bir şey diyordun. Yani Barış'ım da mesela şunu ekledi, öncelikle iyi yayınlar diyor. Diyor ki duran, yani tarih alana kadar zaten durmayacağız. Evet. Bunu da herkes böyle bilsin diyor yani.
anekdot olarak. Ben elçiyim. Abi peki yakında başlayacak gibi yani bu sizi nasıl etkiliyor? Dediğimiz gibi hani kitapçık açıklandı, bir şeyler oldu, iyi hissettiniz. Yani yakında başlayacak olması size bir ferahlık yaratmıştır tabii ama bunu nasıl nitelersiniz? Sonuçta yani 10 ayda oynanmadı, psikolojiniz kötü durumdaydı. Şu anda ne durumdasınız? Vallahi kesinlikle biz çok şanslıyız. Vallahi diyorum yani arkadaşlarımı da diyorum şey bizim Hasan Kurtuluş Vurgun diye bir hocamız var. İnanılmaz şekilde ağır idmanlar yapılıyor. Yani keşke diyorum ki yani keşke diyorum bütün oyuncular Hasan Kurtuluş hocamızla tanışsaydı. Bazen diyorum ki ya ona iyiymiş ya diyorum ama Evet. çok özledik yani. O yüzden ama şu anda 21 günlük 22 günlük bir süreç geçti. Vallahi kendimi çok iyi hissediyorum. Bir de bu yaşanmışlıklar var. Siz de takdir edersiniz ki. Tabii. Ciddi anlamda insan yaşadıkça daha çok olgunlaşıyor. Hem özlemişiz işimizi, hem futbolumuzu. Çünkü her futbol oynayan çocuktur aslında. Ruhu hep çocuktur. O yüzden o çocuklu ruhumuzu tekrar sahaya benliğimizi koyarak şu anda yaptığımız idmanlarla da beraber zaten yakın zamanda da bir hazırlık maçımız var. O ölçüyü gördükten sonra size bunu özelden paylaşacağım sizinle vücudumuzun son durumunu. Kaptan çok teşekkür ediyorum bizlere katıldığın değerli yorumlarınla, bizlere bilgi verdiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Tüm amatör futbolcular adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz İyi ki teşekkür varsınız. ediyoruz İyi abi. yayınlar diliyorum. Çok Hayır. teşekkürler. Sağ Görüşmek olasınız. üzere kaptan. Sağ olun. Ünyespor'a başarılar diliyorum. Çok Saygılar. teşekkürler. Teşekkür Sizlere de ederiz. başarılar. Evet abi yani önemli gelişmeler yaşandı. Yakında da oynanacağını tahmin ediyoruz. İnşallah siz de tribündeki yerinizi İnşallah. alabilirsiniz en kısa Yani zamanda. 2 sene oldu ya. Değil Nereden mi? baksan yani Yani. diğer seneyi saymıyoruz bile. 2 sene olacak Evet. şimdi. Ya bir Yani bu de sene o tribüne çıkacağız mı çıkmayacağız mı böyle de bir şey var. öyle. Hani tribüne çıkmasak da dışarıda zaten desteği Evet. hissettirmeden veriyoruz zaten. Onda bir şüphe yok ama o tribünün tadı apayrı bir Evet. şey. Ya abi Oney Kaplanları oluşumu zaten ben çocukluğumdan bu yana takip ediyorum. Her şartta takımın yanında olan bir oluşumdu. Ben öncelikle nasıl kuruldu, bu oluşum nasıl yaşandı, hani bilmeyenler vardır illaki, gizli kalmış şeyler vardır. Bunları anlatabilir misin bize? Aslında 2010 yılında kuruldu. 10. ayın 10'u 2010 yılı. Kuruluş 2000. tarihimiz de o güzel bir yıla denk Evet. geldi. Ben İstanbul'da çalışıyor yani normal bir iş icra ediyordum. Orada Galatasaray'ın tribünü Evet. kovalıyordum. 2 yıl boyunca Galatasaray tribününü kovaladım. Ünye'ye dönmek nasip oldu. Yeniden memlekete gelmek nasip oldu. Hani burada yaptığım yani İstanbul'da yaptığım organizasyonları, o katılımı neden Ünye'de, Ünyespor'da yapmayayım diye düşündüm. Evet. Sonra Onur Ankun kardeşimiz, liderimiz, onunla İstanbul'dan irtibata geçtim. Evet. İşte durumlar nedir? 2010 yılını anlatıyorum. İlk Ömer Zorlu sezonunda geldim. İşte Ünye'de bir tribün var ama şey yok. Bir Dağınık bir plan, halde. program, dağınık bir tribün Evet. var. Bunu nasıl bir yola sokarız diye öyle konuşmuştuk İstanbul'dan işte eski MSN Evet. Evet, MSN olaylarından. üzerinde. Ünye'ye geldiğimizde onunla bir görüş alışverişi yaptık. Sonra Ünye'deki tribündeki abilerimizle, kardeşlerimizle tanışıyorduk ama hani tribün içinde tanışma Evet. fırsatı bulduk. Yani bir iken iki, iki iken üç, iki, üç iken beş olduk. Yeri geldiğinde 2012'de ben askere gidene kadar hani bin kişilere kadar çıkan Evet. bir grubumuz vardı. Askere gittikten sonra biraz dağıldı ama herkes okul, iş derken bir dağılma dönemi yaşadık ama ne olursa olsun hep herkes bu bayrağı 10 senedir ya yani bu sene 11. seneye Evet, girdi. 11. 11 sene. senedir taşıyor. İlk başta 7-8 kişiydik kemik kadro olarak. Oney Kaplanları ismi de Ömer Zorlu'dan önceki şeyden kaynaklanıyor. Fatih Cürevall döneminde işte takım otobüsünde Oney Evet. Kaplanları'nın arması. Biz kendi adımıza uygun gördük. Böyle bir isim yarattık. Böyle başladık. Çok da yakışan bir isim. Zaten ya ben bölgesellikte bile hatırlıyorum Ünyespor'un full oynadığı maçları. Ünye'nin önemli bir taraftar Evet. potansiyeli var. Şehrimizde de böyle bir oluşum olması kesinlikle çok güzel. Ama sadece tribünde mi faaliyet veriyorsunuz? Hangi Hayır. alanlarda çalışıyorsunuz? Şöyle söyleyeyim ben size yaklaşık yani 2 yıldır aslında dağınığız. İşte bazı yönetimlerle aramızdaki Evet. çatışma demeyelim de yani olumsuzluklar neticesinde biz tribüne çıkmadık 2 yıldan beri. Hani Ünyespor'u bıraktık mı bırakmadık. Hani onlarsız da devam ediyoruz. Evet. Onlarsız da devam edebiliyoruz biz.
Biz sosyal aktiviteler, sosyal faaliyetlerin hepsine işte zamanında bizim fakir yardıma muhtaç insanlara yardım kampanyası düzenledik. Okullara gittik. Evet. Ünyespor'dan, Ünyespor oluşumundan, insanlara Ünyespor sevgisinden bahsettik. Yani dışarı gittiğimizde, deplasmanlara gittiğimizde Ünye adını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Yani sosyal, kültürel tüm faaliyetlerde bulunmaya çalıştık. Yani ara ara da olsa biz bunların içinde hep var olduk. Yani Onay Kaplanlar ismi 11 yıldan beri süre gelen şekliyle hep Ünye'de evet. var oldu. Umarım dağılmadan aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ben bunu temenni ediyorum. Tabii ki çünkü de yani çok gerekli bir oluşum bu sene bir adım attık. Biz 11 yıl önce evet. bir taraftar grubunun dernekleşmesinin gerekliliğini düşünmüştük. Hani çünkü bir dernek, şöyle söyleyeyim, bir işte attım kafadan belediye başkanının yanına gittiğimizde kim geldi? İşte Onay Kaplanları tribünü geldi. Evet. Denildiğinde biraz garipseniyor ya da dışarı gidildiğinde garipseniyor, yani tribün geldi. Ama şöyle düşünün, Onay Kaplanları Taraftar Derneği evet, geldi bir denildiğinde dernek bir resmileşme, bir böyle bir ön adım evet. olmuş oluyor. İnsanın bir özgüven geliyor. 11 yıl önce yapacaktık. Nasip olmadı ama bu sene bunun temellerini attık. Allah'ın izin verirse bu sene pandemi süreci bittikten sonra Ünyespor Onay Kaplanları Taraftar Derneği'ni kurmak için resmi işlemlerini başlattık. Emircan Kuyumcu kardeşimiz var. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı kendisi. O resmi işlemleri başlattı. Kendisi tüm her şeyiyle ilgileniyor şu anda. Biz evet. de buradan yönetimi oluşturup taslak halinde bir şey yazacağız. Prosedürleri gerçekleştireceğiz. Mayıs ayından sonra büyük ihtimal derneğimizi açacağız. Yani derneğimizi açtığımızda daha da resmi, evet, daha da resmi bir oluşum aktif olarak bir taraftar grubu evet. olacağız. Ya peki söylediğiniz ilk hedefiniz şu anda dernek olarak dernek. Bir oluşum olabilmek. Peki bundan sonra ne gibi planlarınız var? Hedefleriniz ne dernek olduktan sonra? Şimdi şöyle söyleyeyim. 2 yıldan beri Ünyespor bir Ayyuk'ta. Evet. Erhan Eren döneminden sonra Ünyespor işte Murat Ülgen'le ayakta kaldı. Murat Ülgen başkanımız bıraktıktan evet. sonra sıkıntılara girdi. İşte Ahmet Yıldıran canla başla evet. mücadele etti, takımı düşürmemeye uğraştı. O aradaki dönemde biz çok büyük bir sıkıntılar oldu. Yani o sıkıntıların yaşanmaması için bu adımı attık biz aslında. Yani bugün işte Mehmet Ali başkanımız var ama yarın bu kulübün başında herhangi biri olmayabilir. Mehmet Ali Başkan da gidebilir. Yani o boşluğu Onay Kaplanları tribünü olarak, yani tribün taraftar grubuyuz ama bizim kuracağımız dernek Gençlik İhtisas Kulübü olarak biz kurmayı hedefliyoruz. Evet. Altyapıya, yani altyapı kurup bu Ünyesporumuzun bir boşluğunda biz elimizde böyle bir mücevherlerimiz var, cevherlerimiz var. Yönetimi ele alabiliyoruz diyebilecek bir dernek kurmak istiyoruz. Amacımız bu. Yani Ünyespor'un o boşluğa kesinlikle evet. ve kesinlikle düşmemesini sağlamak. Birinci hedefimiz bu kesinlikle. Ahlaklı, dürüst, Ünye'yi seven, Ünye armasını seven gençler yetiştirmek istiyoruz. Bu derneğin çevresinde, bu ihtisas kulüplerinin çevresinde. Futbol olur, basketbol olur, voleybol olur, santraç kulübü olur. Bunlar hedeflerimiz, bunlar kulübümüz içinde bunlar da olacak. Evet. Yani amacı sadece Ünye ve Ünyespor alanın insanlar yetiştireceğiz. Ünye'ye saygılı, sevgili, vefakar insanlar yetiştirmeye çalışacağız. Yani bunlar olduğunda zaten devamı geliyor. Şimdi çok eskiden bir örnek vereceğim ben size. Ben 2007 yılında liseden mezun olduğum dönemde bizim beden eğitim öğretmenimiz Adem Sarıemir'di. Ünyespor'un da aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapmıştı. O dönemde 2000'li yıllarda Ünye'de bir altyapı rüyası vardı. Yani nasıl söyleyeyim size, Ünye'deki tüm beden eğitimi öğretmenleri Ünyespor teknik direktörü kim olursa olsun ona çok rahatlıkla futbolcu ulaştırabiliyordu. Evet. Yani farz-ı misal işte Kaledere İlköğretim Okulu'nda 4. sınıfa giden Ali diye bir çocuğu çok güzel bundan topçu olur diye altyapıya alıyorlar. Evet. Yani o dönemde Ünyespor'un altyapısına bakın. Yani öyle bir zengin, öyle bir yetenekli insanlar yani, var ki. Evet. Yani şanssızlık var. O dönemde çok üstlüklere çıkamayan maalesef. İnsanlar var. O da Ünyespor'un vefasızlığı diyelim. Çünkü evet. onlara çok vefasızlık edildi biliyoruz.
Yani aynı tarz, aynı düşüncelerle, o yıllar önceki adımlarla biz bunu yeniden yakalamaya çalışacağız. Yani okullara gidip ciddi manada, yani çünkü bunun temeli altyapıdır. Evet. Yani Altın Ordu Kulübü'nün giriş kapısında yazıyor, altyapı olmadan üst yapı olmaz. Yani altyapıya önem verilecek ki üst yapı olacak. Çekirdekten yetiştirmek amacımız bu. İyi birey, iyi insan olarak çekirdekten yetiştirmeyi hedefliyoruz. İnşallah bu hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Çünkü İnşallah. Yani bir türbünün de dışında gayet yararlı, insana da katkı sağlayacak şeyler. Hem amaç şehre... Tribünde 90 dakika bağırıp çağırmak kesinlikle değil. Yani 90 dakika bittikten sonra tribün olmuyor mu? Hani bunu sağlayamıyoruz mu? Sağlayabiliyoruz. Biz herhangi bir insanın başına, yani aramızdan bir insanın başına kötü bir iş geldiğinde de yanında olabiliyoruz. Evet. Yardıma muhtaç bir insanlar olduğunda da yanında olabiliyoruz. Bir cenazede yanında olabiliyoruz. Düğününde yanında olabiliyoruz. Yani bu birlik ve beraberliği her yerde gösterebiliyoruz. Evet. Bunun ama tribün kısmı farklı. Yani 90 dakikalık kısmı çok farklı. Bizde o dağılma dönemi şu anda o, yani 2 yıldan beri var. 90 dakika bitti, tribün kapandı. Yani evet. Bunu tekrardan 2010'lardaki, 2012'lerdeki gibi tekrardan yaşatmak için böyle bir adım atmak zorundayız. Zorundayız. Yani şehir olarak bunun için zorundayız. Çünkü Ünyespor'da 10 yıldır birlik ve beraberlik yok. Evet. Yani bu birlik ve beraberlik sağlanmadığı sürece ne bu şehir bir adım ile girebilir, isterse yani 100 trilyonu alacaksın, ne bu takım. Mümkün değil. Evet. Bir adım ile yani gidebilir. Yani böyle bir oluşumla beraber inşallah dediğimiz gibi yönetim, futbolcu, taraftar hep birlikte bir tabii yükselişe ki geçmeyi planlıyor Ünyespor, Ünye 1957 evet. Spor. Yavaş yavaş takıma da girmeye başladık evet. Zaten bahsetmeye. Ben biraz da takımla ilgili soru sormak istiyorum sana abi. Yeni bir yönetim var Durak Başkan'ın önderliğinde. Durak Başkan da iyi çalışmalar yapıyor. Ben idmanları da takip etmeye çalışıyorum. Dedikleri bir söz var zaten: amatör ruhla, profesyonel anlayışla. Gördüğüm kadarıyla gayet profesyonel bir şekilde her alanda çalışmalarına devam ediyorlar. Peki siz taraftar grubu olarak nasıl görüyorsunuz? Sen de önde gelenlerinden biri olarak bize bahsedebilir misin? Şu andaki yönetim nasıl? Bu yönetimi ben hiçbir zaman bir arada bulamam. Evet. Yani ben değil, Ünye halkı hiçbir zaman. Evet. Çünkü yaş ortalaması 32, 33, 34. Evet. Bu insanlar gencecik ve hepsinin bir iş şeyi var, evet. Potansiyeli var. Avukattı, mühendisti, işte başkanımızın fındık fabrikasıydı vesaire vesaire. Bu insanlar bu tecrübeyi bu yıl kazanıp ya da 2-3 yıl içinde böyle böyle tecrübelendiklerinde, bu yönetimin 40 yaşlarına geldiğinde neler yapabileceğini benim aklım hayalim evet. almıyor şu anda. Ya ben zaten çok istiyorum gerçekten uzun vadeli bir yönetim olmasını. Çok büyük başarılar getireceğini tek düşünüyorum. Tek isteğimiz bu. Hani evet. Bunlar olur, başkaları olur evet. Fark etmez. Ama genç olup da uzun vadeli yatırım yapan insanlar Ünye'nin evet. Baş üstünde yeri var. Yani abi bahsettiğimiz gibi Ünyespor 10 yıldır bir dağınıklık içinde. Çok dağınıklık. Ya uzun süre bir yönetim kaldı mı ben hatırlamıyorum, yani pek olmadı. Evet. Yani en önemli temennimiz kısa vadeli hedefler yerine uzun vadeli bir şekilde Ünyespor'a yatırım yapmaları, bu şekilde devam etmeleri. 2014 yılında Ünyespor 3. lige 2013-2014 evet. Yılında düştüğünde, Bal Ligi'ne düştüğünde o sezon sonu bir yazı yazmıştım. Hala duruyor ve her sezon o yazıyı yeniledim. Yaklaşık 7 yıldır bir kayıp var bu şehirde. Bu şehirde demek istediğimiz şu: yani 7 yıl milyon dolar, yani trilyonlarca para harcandı bu evet. Şehre. Ama altyapıdan bir tane insana 100 lira verildi. Evet, doğru. Şimdi o insanlar, yani gelen yönetimler altyapıya, şu Ünye'deki sahalara önem verselerdi. Kulüp binası, ya bir kulüp binası yok şehrin yani. Evet, alt çiftliğinde kulüp binası diye söyleyebiliyoruz yani. Bu kulüp binasını, bir altyapı tesislerini oluştursalardı. Yani en az 2 yıl, 3 yılın emeğini bunlara verselerdi. Yine Ünyespor ikinci süper amatörde oynasaydı. Evet. Yine Bal Ligi'nde oynasaydı. Bu takım yine desteklenecekti. Yani 7 yıldan beri bir adım ileri gidilmedi. Ama binlerce, trilyonlarca para harcandı. Evet. Ve binlerce taraftarını kaybetti. Binlerce nesil kayboldu. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim sana. Şu anda sokağa çık. Yani 100 kişiden bir kişide Ünyespor forması bulamazsın. Bulamazsın. Abi sorsan hani 100 kişiden hangi takımlısın? Bunun cevabı kesinlikle Ünyespor olmaz. Mümkün değil. Ünyespor'la alakalı hiçbir şey bilmiyorlar. Evet. Yani öyle bir
uzaklaştırdılar ki, öyle bir eğrilti ettiler ki kendilerinden. Yani gelen yönetimlerin yanlışlıkları bunlar. Evet. Yani insanlar Hüyespor önceden eski sahamız varken orada, sen de bilirsin belki küçüksündür. Orada 1 kilometre kuyruk olduğunu hatırlıyorum. Evet. 1 kilometre kuyruk. Ben o zamanlarda simit sattığım dönemlerde simit satıyordum. İnsanların gözünün içine bakardım, insanlar alsın da gireyim diye. Evet, o meşhurdu şimdi, ya birinin yanında. Şimdi böyle bir şey yok. Çocuk, evet. Ünye'nin maçı mı var? Ünyespor nerede takımdan oynuyor? Takımdan haberi var mı acaba 10 yaşındaki çocuğun ya? Bilmiyor. Mesela ama eskiden böyle değildi. Evet. Biz bunu yaşatmak istiyoruz. Bu yönetimin amacı da bu. Yani evet. Başkanımızın çok güzel bir sözü vardı. Ben hala onu yani hep düşünüyorum. Naftalin kokulu formalar dediği formalar bence 2009-2010 yılı, evet. 2011 yılına kadarki formalar. Nasıl ki şu an 40-45 yaşında, 50 yaşındaki insanların formaları. Evet. Yani bizim, belki bizim de olabilir ama genç neslin kesinlikle değil. Çünkü genç nesilde Hüyespor duygusu yok. Evet, bunu kesinlikle. Tekrardan bizim aşılamamız lazım. Yani umarım bu saatten sonra sizin de bahsettiğiniz projelerle birlikte Hüyespor'a sevgi biraz daha artacaktır diye düşünüyorum. Ama tabii ki takımın başarısı her şeyden bunu önemli. Bunu da perçinleyecek. Evet, eminim perçinleyecektir. Peki ya, uzun vadeli bahsettik. Şu anda da yönetimle beraber yeni bir takım kuruldu. Yeni bir teknik kadro var. Aydın Yavuz hocamız tekrar bizlerle birlikte çalışacak. Evet. Sanırım 2010 senesinde. 2011 yılında bizim hocamızı, evet. Bülent hocamızın yardımcısıydı kendisi. Evet. Aynı heyecanla devam ediyor aslında. Yani evet, o zamanki gördüğümüz koruyor. Aydın hocayla nasip olmadı Hüyespor stadında. Hep çarşambada onunla şeyler yaptık ama Aydın Hoca aynı heyecanla geldi. Evet. Üstüne peki, katarak geldi. Takım başarılı olabilir mi? Şu anki takım yapılanmasını nasıl görüyorsunuz? Yani yerinde, hep transferler yerinde oldu. Evet. Şimdi Bal Ligi'nde hep şampiyon olmuş insanlar. Yani evet, kumaşını belli etmiş insanlar. Yani bu insanlar ikinci ligde de oynayabilir, üçüncü ligde de oynayabilir ama Bal Ligi'nde adını yani ilerlere taşımış insanlarla Hüyespor şu anda birlikte. Kumaş belli, kalite belli. Evet. Bunun yanında birlik beraberliği, başkanımızla o birlik beraberliği 1,5 aydan beri ligler oynanmasa da sağladı. Evet, kesinlikle. Sonuçta bu insanlar 1,5 aydan beri kulüpte yiyorlar, kulüpte içiyorlar, kulüpte yatıyorlar, kulüpte kalkıyorlar. Hepsi bir meşgale. Yani evet. Maddi anlamda çok büyük bir külfet. Hani şöyle düşünün, 6 aylık, 5 aylık bir fikstür 8-9 aya yayılıyor. Evet. Yani X para oluyor, X Y para. Yani kesinlikle. Bunu sağlamış bir yönetim, bunun karşılığını antrenmanlarda göstermiş takım, evet. Bütünleşmeyi sağlamış. Maçlarda da Allah'ın izniyle daha devamı gelecek, evet. Diye düşünüyorum ama hani belki yapıyor transferleri de zaten. Evet. Bir iki tane böyle bizim böyle her sezon orta sahanın ortasında böyle 6 numara pozisyonunda, evet. Böyle canla başla mücadele eden insanlar gördük biz. Evet, Erik vardı bir dönem amatörlükteyken yani, mesela. Erik olabilir, bizim Kaan Dönmezer'imiz vardı. Evet. Yani İlker abimiz vardı, İlker. Hani onlar gibi böyle bir canla başla bir mücadele lazım. Eden bir tane dinamo lazım diye düşünüyorum. Bir tane de güzel bir forvet çünkü, evet. Stoper bekler çok iyi. Evet, belli. Takımımız gerçekten iyi bir şekilde cidden oluştu. Cidden iyi. Bir forvetle bir dinamo bu takım evet, uçurur diye düşünüyorum. Taraftar olarak da böyle bir beklentimiz var. Var. Çünkü bir kere gördük antrenmanı ama belki kısa vadeli izleme fırsatımız oldu ama orta sahanın ortasında o dinamo olmazsa olmazımız. Evet. Biz buna alışmışız şehir olarak. Evet, alışmışız. Evet. Yani biz böyle bir oyuncu göreceğiz. Forvet ciddi manada bizim yıllardan, evet. Beri forvetimiz yok bak. Yıllardan, evet. Beri bizde forvet yok. Erik Age'ye hani Erik değil, Endok Meye mesela. Meye. Forvet ama hani bizim beklediğimiz bir forvet. Evet, daha bir kanat forvet tarzıydı, o daha şeydi. Bizde bize böyle bir... hani bizim forvetimiz, bizi heyecanlandıran Seçkin Getbay, Alican, evet. Tez gibi 2010 Ali yıllarında Can beklediğimiz Tez. Bir forvet bekliyoruz ama bizim beklediğimiz hep orta sahanın ortası. Evet. Hani bizde o olmazsa, biz o olduğunda çok inanıyoruz çünkü takıma. Evet. O kuleyi sağlam yapıyoruz. Şehir olarak buna inanıyoruz. O kule sağlam olunca devamının geldiğine inanıyoruz gibi. Buradan da yönetime seslenmiş olalım. İnşallah. Taraftar olarak beklenti içerisindeyiz. İki transfere bu iş çözülür. Ama işte neticede top kaleye girmeyince. Aynen öyle. Olmuyor. Ya onun yanında ben idmanları takip ediyorum. Röportajlara gidiyorum. Sürekli onların yanında olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ya gördüğüm kadarıyla takımda gerçekten çok iyi bir ortam var. Futbolcular tabii bu süreçten sıkılmış durumdalar. Başlamamasıyla alakalı ama takımdaki birliktelik çok iyi. Çok iyi durumdalar.
Bence bu da başarıyı getirir diye düşünüyorum ben. Tabii ki yani sonuçta bu liglerin ya daha parasını yatırmadan hani yatıramamış bu iş şu 3 güne kadar kulübünü kuramamış Evet. insanlar var. Yani sen 2 ay öndesin o insanlardan ya da kaç adım öndesin o insanlardan. Yani sen Evet. gelmişsin 2 ay olmuş 20-30 kişilik takımın içindesin. Onlarla pekişmişsin artık hani can ciğer olmuşsun. Evet. Belki akrabanı sen 2 ay yani 30 yaşındasındır akrabanı bir fiil 2 ay boyunca görmediğin zaman takım arkadaşını görüyorsun şu anda. Yani o birlik ve beraberlik kesinlikle oluşmuştur buna inanıyorum. Evet. Ya zaten şey buradan Durak Başkan'a da teşekkür etmek gerekiyor. Yani Tabii ki de. sonuçta uzun süredir oynanmasa bile takımı bir araya topladı. Net bir kemik kadro kurdu Kurdu. aslında ve yani futbolcular da bahsediyor tesiste sonuçta bir çorba pişiyor. Evet. Birliktelik var. Bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Ya umarım bu şekilde de devam eder ve takım başarıya ulaşır. Hiç böyle bir şeyin olmamasından daha iyidir. Yani Evet. hiç biri bir takımla anlaşmadan, hiç böyle en azından maddi anlamda bir gelir sarf etmeden evde oturmaktan Evet kesinlikle. böyle bir ortamda bulunmak onlar için büyük bir şans diyorum ben yani. Evet. Yani dileğimiz bu sene profesyonel liglere Ünye 1957 Spor'un geri dönmesi diyorum. Kesinlikle. Ve yani kısa vadede de bunu düşündük. Şimdi programın başında da bahsettim abi dedim ki takıma siz her şartta destek vermeye Evet. çalışıyorsunuz. Sizin Oney Kaplanları olarak takımdan, Ünyespor takımından beklentiniz nedir? Genel olarak genel bir beklenti. Siz her şartta destekler misiniz? Her şartta biz her şartta destekledik. En kötü yönetimini de bile. Ama insanlar bizi kandırmaya, bizim üstümüzden prim yapmaya çok kalkıştılar. Biz buna hiçbir zaman müsaade etmedik. Müsaade etmediğimiz için biz çok kötü insanlar da olduk zamanında. Ama hiçbirine kulak asmadık. O sıkıntı değil. Ünyespor'dan beklentimiz bu yönetimle başlayan bir beklenti aslında. Uzun dönemli. Yani altyapısını tamamen oluşturan. Yani Evet. kemiğini oluşturan bu takım bal ligine bir daha düştüğünde dışarıdan transfer yapmayacak şekilde Ünye'nin evlatlarıyla ya da dışarıdan birkaç tane futbolcu alarak yukarılara çıkacak bir takım olması. Bu takım, bu kulüp 10-15 yaşında, 20 yaşına kadar o aralıktaki gençlere yani bir ne diyeyim baba ocağı olması. Evet. Yani eskiden öyleydi çünkü insanlar altyapıdayken kulüpte yatıp kalkarlardı. Çünkü birlik beraberlik orada başlıyor. Evet. Yani bugün görüyorum bazı kulüplerde arkadaşlar antrenman sonrası direkt eve, direkt attım kafadan AVM'deki Gloria'ya ya da herhangi bir yere. Eskiden bu yoktu. Evet. Düzen vardı, bir sistem vardı. Antrenman yapılır, herkes kulübüne gider, istirahatine Evet. çekilirdi. Hani sonuçta bu iş benim işim. Bu işin gerektirdikleri bunlar ve ben bunu yapıyorum. Ama son yıllarda bu yok. Bu olmadığı için bir disiplinsizlik var. Disiplinsizliğin getirdiği başarısızlıklar var. Evet. Bu olursa eğer yani o altyapıya önem verilirse Ünyespor'un önünde hiçbir şey duramaz. Yani bizim Bankasya dönemiydi. Bizim 3. ligdeyken hedefimiz Bankasya'ydı. Evet. Hani biz Bankasya gibi düşünüyorduk. Hani Süper Lig değil biz 1. lig gibi düşünüyorduk o gün. Yani 3. ligdeyken Evet. gözümüzü yukarılara dikmiştik. 2. lige çıktığımızda biz belki 2-3 adım hani 2 adım gerisindeydik oranın. Ama yani bir olaylar oldu. Düşmeye başladı maddi Birden. anlamsızlıkla. Birden dağıldı. Ve o birden dağılma bizim profesyonel hayatta 7 yılımıza mal oldu. Evet. Koskoca Çınar'ın yıkılmasına sebep oldu. Yani bugün Ünyespor 3. lige çıksın önemli değil. 2. lige de çıksın önemli değil. Ama bir çizgi, bir plan, bir proje çizilmedikten sonra buraya düşmeyeceğinin kimse garantisini Evet. veremez. Yani şu anda Beklentimiz tamamen altyapı. evet. Yani halkına mal olmuş bir Ünyespor aslında. Yani altyapı derken halkına sırtını dönen değil tamamen kucak açan. Yani ya şöyle söyleyeyim ben sana. Osman Sarı Kahraman başkanımız, Ziraat Odası Başkanı. Evet. Biz Ünye'de onunla beraber bilet satmaya çıktık. Sırf kulübün yemek pis. Kulüpte yemek pissin Evet. diye. Şöyle söyleyeyim size. Yani insanlar 10 liralık bilet almadı ya esnaflar. Niye? Bıktırılmışlar. Evet. Yalanla, dolanla yani onların ümidini hep kırmışlar. Yani bu
ümitsizliğe kapılmamak. Yani bu ümidi yeniden aşılamak. Bu yönetimle başlayacak. Bundan sonra devam edecek Allah'ın izniyle. Yani şehrine ait olan bir Ünyespor'un önünde 2000'lerdeki olduğu gibi, yani 90 sezonlarda, 2000'lerde sezonlarda olduğu gibi kimse duramaz. Buna inanıyoruz. Biz bunu bekliyoruz. Bunun bilincindeyiz. İnşallah da olacak. İnşallah bu şekilde devam edecek. Birçok yorum geliyor. Ben izninle birkaç yorum okumak istiyorum. Onur Ankun normalde bizde olacaktı ama bugün maalesef bizde değil. Hastalığı kendisi, nedeniyle. Evet, geçmiş olsun diyoruz kendisine. Ama yorumlarıyla bize destek oluyor yine de. Önemli bir soru sormuş. Ünyesporumuzun şampiyonluk kupası kimlerde, neden kulüpte değil? Yani biz bunu burada başkanımızla beraber de sorduk. Yani Ünye'nin bildiğimiz en az 2-3 tane kupası vardır. Evet. Yani içimizi, tesise gidiyorsun, yok. İçimizi acıtan büyük bir olay bu. 2013, 2014-2015 sezonu Ünyespor kapandığında en son başkan Oktay Toprak başkandı. Yani ondan sonra ne buzdolabı var kulüpte, evet, ne Ünyespor'a ait üyüsü yok. Yani Ünyespor'a ait hiçbir logo dahi yok. Kendisini herhalde saklıyor ya da ömür boyu saklayacak. Yani. Ünyespor kapandığı için onda kalıyor ama onun da, yani şöyle bir şey söyleyeyim, bir başkanlık üzerine aldı ama devamı gelmedi. Keşke devamı gelseydi. Keşke. De kupa onda kalsaydı. Yani o kadar emek sarf edilmiş, o kadar emek sarf etmiş, o kadar bu takım üzerine ömrünü çürütmüş insanlara o kupanın, o kupaların saklanması, yani Ünyespor'un yerlere atılması, evet, hiç hoş değil. Vefasızlık. Kesinlikle. İnşallah bu vefasızlıktan dönerler diye düşünüyorum. İnşallah. Fatih Çoban yorum yapmış. Sokakta oynasa kaldırımda destekleriz diyor. Senin destekledik. De. Evet, aynen o şekilde. Onun yani haricinde. Ben yine dışarıdaydım askerden sonra. Murat Sanyal Reis'in, işte Onur kardeşimiz de askerdeydi o zaman. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Onun Fatih Çoban deyince direkt o geliyor aklıma. Çorum'a deplasmana gitmişti arkadaşlar. Biz dışarıdaydık. Yani belki bardaktan boşalırcasına yağmur var. Evet. Çorum deplasmanı. Yeniliyorsun ve sırılsıklamsın. Çorum'dan Ünye'ye camı kırık otobüste geliyorsun. Evet. Yani Fatih Çoban, yani Murat Saylan, işte Hakanlar. İşte o kaldırım değil de o tribünde de desteklese aynı şey yani. Aynen. Fark etmez. O şekilde Ünyespor'un her zaman yanındayız diyoruz. Az önce forvetten bahsettik abi. Birkaç tane forvet önerisi de gelmiş. Onur Ankun demiş ki Serdar Kılıç gibi forvet lazım. Tuna Aktaş kardeşim selam söylemiş. Ben de ona buradan selam söylüyorum. Diyor ki Aykut Sevim gibi forvete ihtiyacımız var diyor. Fatih Çoban yine yorum yapmış. Meye varsa Meye oynar Hasan abi demiş. Yani Meye şu anda statü gereği oynayamıyor. Evet, kendisi oynayamayacak. İki forvet, iki merkez, orta saha demiş Mesut Özgem. Orhan Uçar, şu tribün hayatımda inanın sizler gibi güzel insanlar tanımak çok güzeldi demiş. Oğuzhan Çamyer İstanbul'dan selamlar diyor. Aleykümselam Oğuzhan kardeşim. Doğancan Tahmisoğlu her zaman destek oflaz abim demiş kendisi. Allah razı olsun. Oney Kaplanları dernekleşecek mi diye bir soru geldi. Evet, az önce bahsettik. Dernekleşecek. Mayıs ayında Allah'ın izniyle resmi adımları atacağız. Doğancan Tahmisoğlu diyor ki oflaz Hasan başkan oldu takıma diyor. Abi öyle hedeflerin var mı? Yok. Öyle bir hedefimiz yani var. Biz tribünden devam ediyoruz. Yani herkes bildiği işi yapacak neticede. Evet. Yani ama şöyle bir şey var. Tribünün tadını almamış ne bir futbolcu, evet, ne de bir başkan. Hani kesinlikle başarılı olamaz. Kesinlikle. Çünkü Yunus Şimşek kardeşim bizimle beraber ticaret lisesinde okuyordu bak. Şimdi futbolcu, evet, Allah yolunu bahtını açık etsin. Çok güzel yerlere gelsin. İnşallah. Yunus Şimşek okulunu astı. Ünyespor'un kupa maçına şeye geldi. Yani iki final maçını da izledi o çocuk. Tribünde aldı o hamuru şeyi. Ünyespor'la beraber altyapıda şampiyon oldu. Evet. Ve bir tribüncü gibi geldi, tribündeki arkadaşlarıyla kutladı. Ve hala aynı şey hissi yaşıyor o çocuk. Yani şöyle söyleyeyim, o tribüne, o koltuklara çıkmadan, Ünye diye bağırmadan İnsanın içinde Ünyespor sevgisi olamaz ya. Evet, o hissi almak çok zor. Kesinlikle. Ben de çok defa geldim. Yani orada Ünyespor diye bağırmak, hani 90 dakika ayakta beklemek, belki golü bile görememek. Fark etmiyorduk ya. Çok orada farklı bir şey. Evet. Yani onu hissetmek lazım. Ünyespor'u aslında o tribünde hissedip işte yönetime girmek, işte futbolcu, evet, olabilmek. Çünkü büyük kulüplerde altyapıdaki çocukların hepsi her maçı tribünde izliyorlar, beraber, evet, izliyorlar.
Hatta Sakarya'nın, koskoca Sakarya Spor'un altyapısına özel tribünü var. Evet. Çünkü o çocuklar altyapıda kendi A takımlarına destek veriyorlar. İdmanlarda evet. kendilerine destek görüyorlardı. Yani bir hedefleri oluyor. Var. Yani ben bu takımda oynarım. Yani ben orada olurum diye hedefliyor o maçı izledikçe. O heyecana aslında yani şöyle düşünüyor insan. Acaba ben aşağıda olsam işte evet. ben saha içinde olsam nasıl olurdum? Hani nasıl heyecanlanırdım? Evet. Çok güzel bir his. Duygu evet. Evet kesinlikle. Bugün yanımızda normalde Halil Korkmaz hocam da olacaktı. Kendisi şu anda önemli bir transfer görüşmesi yapıyor. Biz şimdiden vermeyelim isim hangi takımla olduğunu. Umarım hayırlısıyla o İnşallah. Da iyi bir takımla anlaşır diyorum. Abi programımızın da süresinin sonuna geldik yavaş yavaş. Teşekkür ediyorum değerli yorumlarınla bizde olduğun için. Valla kısa sürdü ama güzel, güzel oldu. Yakında İnşallah yasak yakında... başlıyor abi. O yüzden yavaş yavaş sollandırıyorum ben programı müsaadenle. Tabii ki kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Bizi izlediğiniz için herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak dileğiyle en güzel vedalar buluşulan vedalardır. Tekrar haftaya görüşmek üzere.